genetiğin mutlaka rolü var. Kanserde genetik derken bunu iki şekilde düşünmek gerekir. Genetikte ailesel anlamda, yani herediter diyoruz, yani kalıtsal diyoruz. Kalıtsal tarafı mutlaka var. Bir de zaten kanserin kendisi aslında bir genetik hastalıktır. Çünkü normal hücrelerin kanserleşirkenki sürecinde hücrenin genetik yapısının çoğunlukla bozulması nedeniyle hücreler otonomi kazanır ve çevresindeki normal ilişkiler değişir. Ve aslında kanser eşittir genetik bir hastalıktır. Ama halk arasında genetik dediğimizde genellikle aileden geçiş yapan genetik anlaşıldığı için ayırmak gerekir. Aileden geçiş anlamında genetik, yani herediter bir hastalık mı, yani kalıtsal bir hastalık mı dersek, pek çok kanserde artık herediter özellik olduğu, ailesi olduğu gösterildi. Bazı kanserlerimizde daha iyi biliniyor. Çok daha uzun zamandır biliniyor ama yeni özellikle dünyada genetik paylaşımın çok fazla olması, genetik informasyonun, bilginin çok artmış olması, hücreye gerekse kanser hücrelerinde gerekse normal hücrelerde, özellikle de 2000 yılındaki kanser human genom atlasının ortaya çıkması, arkasından kanser genom atlasının ortaya çıkması, arkasından her tümör için ayrı genomik atlasların çıkması, kanserlerin birbirleriyle ilişkisi, kişilerle ilişkisi, aileyle ilişkisi daha iyi ortaya konmakta. Bunlardan yine en çok halk arasında da belki daha iyi bilinen meme kanseri. Meme kanseri gerçekten ailesel kanserler arasında en başta sayabileceğimiz kanserler arasında. Yine bağırsak kanseri yine en sık ailesel özellik gösterme eğilimi olan kanserler arasında. Biz bugün biliyoruz ki mide kanseri, pankreas kanseri, prostat kanseri gibi pek çok kanserler ailesi özellik taşıyabilmekte. Onun için de özellikle bir meme kanserli hasta, örneğin 40 yaş altında ilk defa bile olsa, ailesinde hiç olmasa bile mutlaka genetik testler istemekteyiz. Ama 70 yaşında ailesinde daha önce hiçbir genetik olarak ya da ailesel olarak duyulmuş meme kanseri yok. Yine de onun bir takım başka özelliklerle birlikte değerlendirerek onlardan bile artık biz genetik danışma öneriyoruz. Yani genetik counseling dediğimiz aile ağacının çizilmesi ve uygun hastalara uygun genetik tarama panellerinin yapılarak hem hastanın başka ek kanser tiplerine karşı riskinin olup olmadığı, hem de varsa da ailesinde olma olasılığının ortaya konması açısından taramalar öneriyoruz.